Bugün tüm dünyada eğitim alanında bir reform yaşıyoruz ve bugün burada aslında hem Suat Bey hem Furkan Bey çok farklı noktalardan benzer şeyler söyleyerek benim de altını çizeceğim şeylerden bahsettiler. Çünkü bu değişim çok büyük ve bütün dünyayı etkiliyor. Onun için değişimin ne kadar büyük olduğunu daha iyi tanımlamak için şöyle teknolojinin ve eğitimin nereden nereye dönüştüğünü görsel olarak birkaç şeyle hızlıca göstermek istiyorum size. Bundan 2000 yıl önce tekerlekli araçlar kullanılıyordu. 100 yıl önce seri üretim otomobiller hayatımıza girdi. Bugün otonom sürüş yapabilen, kendi kendine gidebilen araçların olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ve öğrenme ortamı da 2000 yıllık değişimde işte bu şekilde resmediliyor. Veya son 100 yılda eğitim ve bilişim teknolojilerinin nasıl değiştiğini belki şu görseller bize biraz daha iyi gösterebilir. Telefon nereden nereye geldi, bilgisayar nasıl gelişti ve öğrenme ortamımız neye dönüştü? Hızla devam edersek, bakınız 1910 yılında bu resmi çizen kişi 2000 yılındaki eğitim ortamını, sınıf ortamını bu şekilde hayal etmiş. Tam olarak böyle olmamış, yani işte kitaplar bir makineye giriyor, oradan öğrencilerin beynine yükleniyor. Ama şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Ve iki resim arasında ilginçtir ki bir benzerlik var. Bilgiyi paylaşma şeklimiz, aktarma şeklimiz ve depolama şeklimiz değişiyor. Eskiden insan hayatı boyunca kendi deneyimleriyle bilgiyi öğrenip depoluyorken, dünyanın en eski ve hala kullanımda olan iki icadı hayatımıza girdi ve bilgiyi birbirimizle paylaşmaya başladık. Bugün ise çok daha farklı bir ortamda öğreniyoruz. Artık dijital teknolojiler bize sınırsız bilgiye ulaşma imkanını sunuyor. Tabii ki önemli olan doğru bilgiye en kısa yoldan ulaşabilmeyi öğrenmek ve paylaşarak, birbirimize bu bilgiyi aktararak aslında bu bilginin her gün çoğalmasına da destek oluyoruz. Eğitimde dijital dönüşüm, ben şu şekilde özetlemeyi seviyorum. Eğitim veriye dayalı ve kişiye özel bir deneyime dönüşüyor. Ve bu dönüşümü doğru yerden yakalayabilen toplumların bir adım öne geçmek için ellerinde çok önemli bir fırsat olacak. Bu dönüşümü biraz daha iyi anlayabilmek için bir adım geriye atıp da dünya nasıl değişiyor, belki buna da bakabiliriz. Her şeyden önce hızlanan bir dünyada artık paylaşım kültürü ve paylaşım ekonomisi egemon. Biraz önce Uber'den bahsettik. Başka bir örnekte belki Airbnb olabilir. Çünkü artık satın alınan şey ürünün kendi değil, deneyim. Ve bu deneyimi kişiselleştirilmiş olarak almayı tercih ediyoruz. Mobil bir nesil sürekli iletişim halinde, dünyanın her tarafı birbirine bağlı ve bu iletişim ortaya büyük bir veri çıkarıyor. Bu veri bulutlarda depolanıyor ve ancak akıllı algoritmalar, yapay zeka tarafından analiz edilebiliyor. Çünkü muazzam bir veri var ortada. Ve bu sayede ortaya otonom araçlar, platformlar ya da başka bir deyişle robotlar çıkmaya başlıyor. İşte makineleşmenin bu kadar ön planda olduğu bir dönemde Endüstri 4.0'ı konuşuyorken bizler de çok yönlü meslekler için multidisipliner ve interdisipliner disiplinler arası becerilere sahip bireyler yetiştirmeliyiz. Mutluyuz ki eğitim teknolojileri bize artık bu konuda bir fırsat sunuyor. 1980'lerde Stuart Brand bilgi özgür olmak istiyor demişti ve bugün bilgi özgür. Özgürce paylaşılıyor. Dünyanın herhangi bir yerinde ders anlatan bir öğretmeni bir öğrenci belki otobüsle okula giderken dinleyebiliyor. Ya da biz eğitimciler bilgimizi sadece dört duvarla sınırlı kalmadan tüm dünyayla paylaşma şansı buluyoruz. Tabii ki bu noktada eğitimcinin değişen rolünden de bahsetmek lazım. Çok zor, çok kutsal bir meslek öğretmenlik. Çünkü kariyeriniz boyunca depoladığınız bilgiyi adeta sırtınızda bir damacana da su taşır gibi taşıyorsunuz. Ve bu çok ağır bir yük. Bunu dökmeden her öğrencinin farklı boyutlardaki bardağına doldurmaya gayret ediyorsunuz. Bugün ise bilgi bir şelale gibi akıyor. Artık bu bilgiyi ne bir damacanaya ne de daha büyük bir şeye depolamak çok mümkün değil. Dolayısıyla belki de artık yapmamız gereken her öğrenciye eline bir bardak almayı ve ne zaman susarsa, suya ihtiyacı olursa gidip o bardağı şelalenin altına tutarak doldurabilmeyi öğretmek. Eğer bunu başarırsak sadece bugün var olan bilgiye değil, gelecekte var olacak bilgiye de ulaşmalarını sağlamış oluruz.
Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi derken neyi kastediyorum? Size onu olabilecek en basit ve en hızlı şekilde anlatmaya çalışayım. Öğrenme, eğer en basit haliyle A noktasından B noktasına gitmek olarak tanımlanırsa bilmiyor ve biliyor. Hepimiz farklıyız ve bu iki nokta arasında farklı yollarla seyahat ediyoruz. İşte akıllı algoritmalar aslında bize en kısa yoldan o seyahati nasıl gerçekleştirebiliriz bunu sunuyorlar. Zihin haritaları ya da kişiselleştirilmiş öğrenme haritalarıyla eğitim daha verimli bir hale getirilebiliyor. Ve bunu yapmak ancak veriyle mümkün. Özel sektör, bankalar veriyi yıllardır kullanıyorlar ve kişiye özel deneyimler tasarlıyorlar. Aynı şeyi eğitim için niye yapmayalım? Bakın burada bir sınıf görüyorsunuz. Sol tarafta öğrenci isimleri, yukarıda konu başlıkları. Renkler koyulaştıkça öğrenci o konuya hakim demek. Öğretmen derse girmeden önce ya da veli şu tabloya baktığında zaten sınıfta kimin nerede eksiği var, nerede desteklenmeye ihtiyacı var bunu görebiliyor. Ve bu sayede kişiye özel bir eğitim tasarlayabiliyor. Nerede zorlanmış, nerede daha iyi, hatta ilgi alanı öğrencinin nerede bunu tespit edebilirsek belki kariyer yönlendirmesi için bile elimizde önemli bir şans olacak. Ve bu veriyi oyunlaştırmayla topluyoruz. Belki yaşı biraz daha büyük, bizlerin kuşakları, bizden büyükler için bu oyunlaştırma ve eğitim kavramları çok birbiriyle bağdaşan şeyler olmayabilir. Ama en basit örneğiyle şunu söylemek mümkün. Normal bir sınıfta sadece en iyi notu alan öğrenci mutlu oluyorken, eğitimle oyunlaştırmayı birleştirdiğimizde en ufak mesafeyi kat eden, küçük bir şey öğrenen öğrenci bile geri bildirim alıyor ve bu geri bildirim sayesinde pozitif bir motivasyonla öğrenmeye devam ediyor. Ve teknoloji artık bir araç değil. Bugünkü gençler, bugünkü öğrenciler için bir iletişim unsuru. Onlar böyle bir dünyaya doğdular. Bunu da unutmamamız lazım. Tabii ki her sınıfta sanal gerçeklik, AR, VR böyle deneyimler tasarlamamız bugün için mümkün değil. Fakat teknolojiyi sınıfa sokmak için birçok uzaktan öğrenme platformu var ve her sınıfın kendi ihtiyacı doğrultusunda, öğretmenin tercihi ve öğrencilerin kapasitesi doğrultusunda biz bu teknolojileri sınıfla entegre edebilir. Burada ekranda gördüğünüz pek çok araç platformdan ihtiyacımız doğrultusunda seçerek kullanabiliriz. İki cümleyle Khan Akademi'den de bahsetmek istiyorum. Temsil ettiğim kurum olan Khan Akademi, çok basit bir amacımız var. Kar amacı gütmeyen bir kurumuz. Ücretsiz olarak herkese her yerde dünya standartlarında bir öğrenim imkanı sunmayı amaçlıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Khan Akademi'nin kurucusu bilginin ihtiyacı olan herkese ulaşması için ücretsiz olması gerekir diyerek bir anlamda Stuart Brand'in 80'lerde söylediği söze bir tuğla daha koymuş oldu. Ve bu yaklaşımla dünya genelinde 1,5 milyar ücretsiz ders verdi Khan Akademi. Son olarak toparlamak gerekirse bu durum tabii ki eğitimde fırsat eşitliği için dünyanın her yerinde bize çok önemli bir imkan sunuyor. Artık bilgi coğrafi sınırlardan bağımsız olarak paylaşılabiliyor. Ve kendimize sıkça sorduğumuz, bazen de işin içinden çıkamadığımız bir soruya da değinmek istiyorum. Eğitim ve teknoloji kelimeleri yan yana geldiğinde bazen makineler bizim yerimizi mi alacak, gelecekte sınıflar ortadan yok olacak, tamamen sanal bir ortamda mı öğreneceğiz diye endişeye kapılmadan edemiyoruz. Bunu tabii ki zaman gösterecek ama ben bir dijital platformun temsilcisi olarak her zaman şunu söylemeyi seviyorum. Biz insanlar sosyal canlılarız. Paylaştıkça, tartıştıkça öğreniyoruz. Dolayısıyla teknolojiyi sınıftaki veya öğrenme ortamındaki insan faktörünü ön plana çıkarmak için kullanalım. Eğer öğrenme sürecimizi daha verimli hale getirebilirsek, işte o zaman çocuklarımızın da ayağını toprağa basacak ya da sevdikleriyle geçirecek daha çok vakti olacak. Bu niye bu kadar önemli biliyor musunuz? Paylaşarak öğrenme dediğimizde Edgar Dale'in öğrenme piramidi eminim bilenleriniz vardır. Kısaca şunu diyor. Normal bir şekilde sınıfta pasif bir öğrencinin pasif öğrenmeyle alabileceği şey aktarılan bilginin sadece %20'siyle sınırlıyken ne zaman ki o öğrenci uygulayabilir, tartışabilir ve başkasına o konuyu öğretebilir hale gelir. Yani aktif olarak öğrenme sürecinin içinde yer alırsa %90'a kadar o konuya hakim oluyor. Uygulayarak öğrenme dediğimizde makers ve STEM çok popüler hareketler. Şu anda detaya girmek istemiyorum ama
uygulayarak bir şeyi öğrenmek çok daha kalıcı oluyor. Bu sayede tam öğrenmemiz, eksiksiz öğrenmemiz, işte bu peynirdeki gibi bilgi dağarcığımızın içinde boşluklar olmadan öğrenmemiz mümkün oluyor. Ve yapılan araştırmalar bu anlayışla eğitim verilen ortamlarda sınıfın gerisinde kalıyor. Çok da hızlı öğrenmiyor denilen öğrencilerin temeli bir kere sağlam aldıktan sonra sınıftaki en başarılı öğrenciler haline gelebildiklerini gösteriyor. Çok da yeni bir kavram değil. Benjamin Bloom 1984'ten beri bunu araştırmış ve normal bir sınıfla ustalaşarak öğrenen bir sınıf arasındaki farkı bu şekilde göstermiş bize. Sarı ya da yeşil renkle mavi arasındaki fark bir toplumu bir yerden başka bir yere taşıyabilecek kadar büyük bir fark. 21. yüzyıl becerilerinin öneminden biraz önce bahsetmiştik, onun için burayı geçiyorum. Ama teknolojiyi kullanarak bizi biz yapan, insanı insan yapan değerleri ön plana çıkartmalıyız ki makineleşen bir dünyada insanlar verim üretebilmeye, değer üretebilmeye devam etsinler. Bence 21. yüzyıl becerileri arasında en önemlisi hayat boyu öğrenme. Çünkü bu kadar hızla değişen bir dünyada ancak bu şekilde değişimi yönetebilecek hale geliriz. Einstein öğrenmeyi bıraktığında ölmeye başlarsın diyor ve Salman Khan da tek bir şeyi bilmelisin, her şeyi öğrenebilirsin diyor. Teknoloji artık bize öğrenmemiz için sınırsız imkan sunuyor. Çok teşekkür ederim. Alp Bey'e de teşekkür ediyorum.